Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anlamadım. Ne işin var senin burada? Ziya Bey'i merak ettim ben. Sana ne bizden? Sana ne babamdan? Canım acıtıyorsun kahraman. Öyle mi gelecektin sen buraya? Öyle mi dönecektin hayatıma? Her şeyi yakarak, kül ederek. Hepimiz mahvolduk. Babam yüreği buna dayanamadı. Babama ne olduğunu merak ediyorsan söyleyeyim. Felç oldu. Artık konuşamayacak. Yürüyemeyecek. Çok üzgünüm. Her şeyi mahvetti Elif. Her şeyi mahvetti. Ben her kapı çaldığında Elif geldi diye heyecandan ölüyordum. Yıkıldım sen gelmeyince. Ama umudumu kaybetmedim. Bir gün döneceğini biliyordum. Evet döndün. Başkasının kolunda. Bizi mahvetmek için. Başardın da. Sen çok cesur bir kadınsın. Koskoca Yörükan Holding'i ele geçirmek isteyecek kadar cesur. İsmini değiştirecek kadar cesur. Benim ailemi dağıtmaya yemin edecek kadar cesur bir kadınsın. Hadi anlat. Nedir niyetin? Sen de ailen de umurumda değil kahraman. Hatta sana mutluluklar dilerim. Ben sadece bana... Sen sana ait olanı elinin tersiyle ittin. Seçimini yaptın. İstediğin şirketse git orada. Ama artık benim ailemin içinde yerin yok. Benden de, ailemden de uzak dur. Şimdi buradan git. Yeni hayatına git. Elinden geleni de ardına koyma. Ben ne yapmam gerektiğini de biliyorum. Bu işler o kadar kolay değil. Zeynep Hanım. Seni görmek isteyen, şu sırtından bıçaklayan mı? Hiç kimse. Ah şu hiç kimseler. Git buradan. Niye geldin? Sabah kovuyordun hayatımdan defol git diye. Ne oldu şimdi? Gördün işte eserin yetmedi mi? Al bak gör işte. Senin yüzünden buradayım ben. Bu senin kendi eserin. Hepsini kendin yaptın. Kendi seçimin bunlar. Hiçbir şey benim seçimim değil. Hiçbir zamanda olmadı. Bunu sen de biliyorsun. Senin yüzünden buradayım ben. Sen ne istersen hep o oldu. Senin hayallerin yıkılmasın diye benimkiler yıkıldı. Duydun mu? Nefret ediyorum senden. Git buradan. Kahraman git buradan. Git dedim sana git! Dokunma bana. Dokunma. Bakma öyle. Bana bırak! Neye dokunsan, neye baksan yakıyorsun. Beni de yaktın. Senin yüzünden buradayım. Bitmek bilmez hırsların, bencil hayallerin. Bana kendini aşık eden kadına ne oldu? Kalbin öfkeyle dolmuş.
Bunu bana sen mi sormuşsun? Asıl sana ne oldu? Ben aynıyım. Ama sen değilsin. Kalbin kin ve nefretle dolmuş. En az seninki kadar. Ama yine sen kazandın. Kurtuldun işte benden. İstediğin yerdeyim. Saçmalama da dinle beni. Bak. Tek söz söyleme bana. Bir yalan daha söyleme. Ama son gülen iyi güler kahraman. Ne yapıp edip çıkacağım buradan. Toprağımı alacağım. Oğlumu alacağım senden. Onsuz geçirdiğim her gün nasıl kahrolduysam, nasıl canım yandıysa seninki de yanacak. Hesabını vereceksin. Demek öyle. Nasıl istiyorsan öyle yap. Benim artık sana söyleyecek tek bir kelimem bile yok. Olmasın da zaten. Yüzünü bile görmek istemiyorum senin, duydun mu? Sesini bile duymak istemiyorum. Git şimdi buradan. Git dedim kahraman. Anlamı bile duymak istemiyorum. Git, bir daha gelme buraya. Bir daha gelme, duydun mu? Nefret ediyorum senden. Gelme bir daha buraya, gelme. Nefret ediyorum senden. Ah be güzelim. Kıyamam sana. Sen de aşkın yakınlığa olmuşsun. Hadi kalk. Hadi kalk, toparlan, gel. Efendi, ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Burası duruşma salonu. Özür dilerim hakim bey. Ben bu dava için buradayım. Adım Kahraman Yürükan. Bu davanın direkt muhataplarından biriyim. Yürükan Holding'in yönetim kurulu başkanısınız yanılmıyorsam. Evet efendim. Dava eski karım Elif Yürükan'la ilgili. Tanıklık yapmak istiyorum. Devam edebilecek misiniz hanımefendi? Evet. Kimlik tespiti yapılsın. Kahraman Bey, işin hülasası şu. İddia makamı yapılan şikayet üzerine hanımefendinin Zeynep Karakoyunlu değil Elif Yürükan olduğunu söylüyor. Bu sahteciliktir. Üstelik şirketinizin %51 hissesini satın almış. Evet efendim. Söyleyin o vakit hanımefendi Zeynep Karakoyunlu mu yoksa eski eşiniz Elif Yürükan mı? Hanımefendi şirketimizin yeni ortağıdır. İsmi de Zeynep Karakoyunlu'dur. Emin misiniz? Evet efendim. Biz de kendisiyle yeni tanıştık. Yani hanımefendi merhum eşiniz Elif Hanım değil. Demek bu kadar çok benziyor. İnsan insana benzermiş. Her insanın bir ikizi vardır derler diye. Doğruymuş hakim bey. Benim karım dünyanın en iyi yüreğine sahip bir kadın. Böyle sahtekarlık yapacak. Birilerinin arkasına sığınıp kalbini, ruhunu karartacak bir kadın değil. Benim karım öldü. Keşke yaşasaydı. Ama yok artık.
Ben bir kaleme uğrayacağım Zeynep Hanım. Dışarıda buluşalım. Neden kurtardın beni? Neden hapse girmeme engel oldun? Elif Hanım kazadan sonra sakat kalmış millete. Burada iyileşemeyince İsviçre'ye gitmiş Zeynep Çakır adıyla. Hasta kayıtları, tahliller, hepsi bu dosyada var. Ameliyat olmuş orada da. Hem de defalarca. Aylarca da tedavi olmak için kalmış. Ama bir türlü düzelememiş. Fizik tedavi olması gerekiyormuş düzenli olarak. Bir kez daha ameliyat olma ihtimali de varmış. Sana bir soru sordum. Neden gelip kurtardın beni? Benimle savaşmak istemiyor muydun? İşte sana fırsat. Madem ben sahtekarım, hakime niye yalan söyledin? Gerçeği söyleseydin savaşı kazanırdın. Çünkü ben vicdan sahibi biriyim. Madem öylesin, oğlumu bana ver kahraman. Toprağı benden ayırma. Şirkette hisseler de benim umurumda değil. Al hepsi senin olsun. Benim tek derdim oğlum, bunu sen de biliyorsun. Benim hiç öyle bir niyetim yok. Toprağı istediği zaman gelip görebilirsin. Ama benim kurallarımla. Konağa gelirsin. Yanında mutlaka birisi olur. Oğlunla istediğin kadar vakit geçirir sonra gidersin. O kadar. O kadar. Demek o kadar kahraman, öyle mi? Sen benden daha ne istiyorsun? Senin için bir ölü değil miyim ben ha? Öldürmüşsün zaten işe, bitti her şey. Oğlumu benden alarak bir kez daha beni öldürme. Bunu yapma. Bir kez daha söylüyorum. Oğlunu istediğin zaman gelip görebilirsin. Ama benim kurallarım. İstediğin kadar kural koy. Alacağım oğlumu. Hem de sana rağmen. Yapacağım. Sen bilirsin. İstersen dene. Zeynep Hanım, gidebiliriz. Bakalım burada ne varmış? Nasıl? Bence rengi çok güzel. Bak kapıları da açılıyor. Beraber oynayalım mı? Toprak arabaları pek sevmiyor. Öyle mi? Keşke zahmet etmeseydin. Bilmeden almışsın tabii. Oynamayacak ama. Bunun için helikopterimi seviyorum. Bak helikopterime. Bak bunu annem aldı. Bir tane vardı kayboldu, gene aynısını da aldık. Çok güzelmiş Toprakçığım. Bak nasıl uçuyor. Boşuna uğraşıyorsun. Kimin boşuna uğraştığını gördük bence. Öldürmeye kalktın, canıma kastettin. Ama yanındayım. Gittin şikayet ettin. Hapse attırmaya kalktın ama oğlumlayım. Bence sen vazgeç artık. Oğlum koşma, terleyeceksin. Tamam anne. Bak sonra hastalanınca baban da ben de çok üzülüyoruz. İçim parçalandı Elif'in haline. Yabancı gibi. Yazık. Aman abla sen de. Durmuş durmuş bunca yıl sonra çıkmış gelmiş el gibi. Kendi etti kendi buldu denir böylelerine.
Öyle deme Gülsüm. Anne olmayan bilemez. Elif Hanım, kahve içer misiniz? İstemem, teşekkür ederim. Defne Hanım siz? Masaya bırakarsa. Çok mu seviyorsun sen Kaydır'a ha? Evet, Ece de çok seviyor. Beraber kayıyor musunuz Ece'yle? Senin hiç kardeşin var mı? Vardı Toprakçığım. Ama melek oldu. Cennete mi gitti? Cennete gitti bir tane, evet. Toprakçığım, bak sana ne diyeceğim. Ben seninle çok vakit geçirmek, seni çok tanımak istiyorum. Sen de ister misin? Ben sana hep ablam diyeceğim, adın da senin. Gömleğin ne kadar güzel, çok yakışmış sana. Sen de çok güzelsin. Toprak. Ben seni çok seviyorum. Çok. Çok. Anne. Oğlum. Yoruldun değil mi tatlım? Hı hı, yoruldum. Uykun mu geldi? Hadi yeter bu kadar. Kusura bakma. Uykusu gelince mızmızlanıyor. Kusura bakma. Uykusu gelince mızmızlanıyor. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Tamam. Tamam, bekliyorum. Peki, şirkette görüşürüz o halde. Geldiğinizde bütün detayları konuşuruz. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Merhaba. Günaydın efendim.
Ne işin var senin burada? Burada ne işin var dedim. Yanılmıyorsam burası benim de şirketim. Öyle değil mi Kahraman Bey? Buyurun. Yönetim katındayız. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ben Şule, asistanınızım. Merhaba. Buyurun, odanız bu tarafta. Kolay gelsin. Sağ olun. Size de Kahraman Bey. Kahraman Bey toplantı için müsait değilmiş. Ne demek müsait değilmiş? Müsait değilmişmiş. Ben şimdi göstereyim sana. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir şey mi vardı Zeynep Hanım? Ha? Ben toplantı için uygun olmadığımı asistanınıza bildirmiştim. Buyurun lütfen. Sen çıkabilirsin, teşekkürler. Tamam. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Bir de gülüyor öyle.